Namazdan önce yapılacak rabıta diyor. Namazdaki gafleti bertaraf etmek için şöyle rabıta yapılır. Namaz kılacak kişi namaza başlamadan önce mürşidini adeta bütün bedenini kaplayan bir elbise misali vücudunu kapladığını düşünür. Yine namazdan önce kalbe gelen vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için mürid mürşidini başının üzerinde duruyormuş gibi tasavvur eder. Bunun dışında diğer zamanlarda ise mürid mürşidini yanında veya karşısında duruyormuş gibi tasavvur ederek rabıtasını yapar. Öyle bir şey ben hiç hayatımda duymadım. Yalnız şu meşhur şeyhlerden birinin müridi vardı. 40 yıllık iş benim dediğim. O zatı bizim arkadaşlar görmüş şeyde. Ravza'da. Eline kendi şeyhinin bir fotoğrafını almış. Onun sakalından bir tane de üstüne yapıştırmış. Ravza'da oluyor bu yani. Namaza dururken kâmet gelince çıkarıyor. Ona bakıyor, ondan sonra namaza duruyor. Bu da Allah affıyla muamele eylesin. Namaz doğrudan doğruya her şeyden kesilip kişinin Allah Azimüşşan'a teveccüh etmesi demektir. Bütün ibadetlerin hepsi namazın içinde mevcut. Zikir, fikir, tefekkür, ne istersen. Huşu, hudu, huzur, secde, rükû, tahiyyat hepsi mevcut yani şeyin içerisinde. Namazın içerisinde. Her şeyden kesilip doğrudan Allah'a teveccüh işidir namaz. Böyle şeyle meyle kimsenin alakası yok yani. Bunların çıkardığı işler yani. Ahmet Sani Gezici vefat edince aynı cemaatin müritlerinden birisi Şeyh Efendisi de Çorum'daymış o sırada. Telefon açıyor Çorum'a. İşte efendim Ahmet Sani Gezici vefat etti. Cenazesi de filan zaman kalkacak. Eğer gelecekseniz o telefon eden müteahhidin uçağı var. Uçağı göndereyim size alsın Çorum'dan getirsin. Kendi anlatıyor. Müteahhidin adını söylersem kim olduğu meydana çıkacak. Ben burada Şeyh Efendi'yi kötülemek için söylemiyorum. Tam 5 dakika diyor. Şimdi 5 dakikayı biz ya 5 dakika bir şey olmaz diye şey ederiz ama bekleme de 5 dakika çok uzundur. El intizar eşeddü minennar buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Beklemek ateş azabından daha şiddetli. Bir telefonda 5 dakika bir tutun da bekleyin bak. Yani bayağı zorlanırsınız. 5 dakika cevap vermedi diyor üstad telefonda. 5 dakika sonra dedi ki gerekli yerlerle temasa geçildi, görüşüldü. Rahatlıkla defnedebilirsiniz şeyi. Ben de buradan cenazeye iştirak edeceğim dedi. Ya yapmayın etmeyin. Ya. Bu din böyle işte. Abi. Birisi ya, ananas satar bilmem ne yapar. Sahtekarların her çeşidini yapar. Bu dini ne hale getirdiler. Bilip bilmeyen herkes her şey hakkında konuşuyor yani. Kimi bilmem şu partiyi seçer, kimi bu partiyi seçer. İslam'ın, dinin bunlarla bir alakası yok yani. Allah muhafaza buyursun, Allah şerlerinden emin etsin. Ama tabii millet bunu bugün anlamış oldu. Allah Azimüşşan kendi buyuruyor. Sizin nice şer gördüğünüz şeyler hakkınızda hayırlıdır. Nice muhabbet edip muhabbet ettiğiniz şeyler de şerlidir. Allah bilir de siz bilemezsiniz buyuruyor. Her şeyde bir hayır var yani. Memleketin şu hale düşmesi hoş olmadı ama bu adamların şeylerin düşmesi de güzel oldu yani. Koltukların altındaki haçın çıkması da iyi oldu. Yani dinimizi nereye götürüyorlar? Ya arkadaşlar bakın, içinde bulununca, her günde duyunca aleykümselam kanıksıyorsunuz. İsevi Müslüman ne demek? Türkiye'de bu adamlar böyle şeyler yerleştirdi. İsevi Müslüman. Ya bir kere Hazreti İsa'nın geleceğini istismar ederek bu şeyleri söylüyorlar ama Hazreti İsa gelince kendi tebliğ ettiği şer'i ahkam üzere şeyde bulunmayacak. Hükümde bulunmayacak. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri üzerinde hükümde bulunacak. Yani şu ümmetten biri olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüce makamına, ümmetinin çokluğuna, onların derecelerine kendisi imrendiği için Allah Azimüşşan'dan talep etmiştir yani bu ümmetten olmayı. Cenab-ı Hak da peygamber duasını kabul etmiş. Onun için bu ümmetten olacak. İlanlar yapıyorlardı bu adamlar. Yakın zamanda duymuşsunuzdur. Ve bir gazeteci kim olduğunu bilmiyorum. Ya bu ne terbiyesizlik diye yazı yazmıştı. Yani sanki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu işi halledemedi. Hazreti İsa halledecek. Yani kurtuluşu ondan bekliyoruz. Ya biz Hazreti İsa'dan kurtuluş falan beklemiyoruz arkadaşlar yani. Hazreti İsa gelip Hazreti Mehdi'nin imametinde namaz kılacak neticede. O imam olacak Hazreti Mehdi. Hazreti İsa arkasında cemaat olarak namaz kılacak.
yani doğru dürüst hadiseyi anlatıp anlatmak lazım. Yani bunlar Hristiyanlık propagandası yaptı. La ilahe illallah esastır efendim şey Muhammed Resulullah demek fazilettir. 2000 senesinde Ahmet Şahin Zaman Gazetesi'nde yazıyor. Yani demeseniz de olur. La ilahe illallah deyip Muhammed Resulullah demeyenlere de şefkat rahmet nazarıyla bakmak lazım. Ne demek rahmet nazarı? Ya bunlar bu şekliyle bambaşka içi boşaltılmış bir şeye özentili, Hristiyanlığa özentili bir din getirmek durumundaydılar. Elhamdülillah Cenab-ı Hak koltukların altındaki hacı çıkarmış oldu. Allah'a sığınırım ben biliyorum demekten de ama Müslümanları uyutamadıklarını beyan etmek için Doktor Yusuf hayatta Medine-i Münevvere'de beyin cerrahı 73 veya 74 senesiydi bu adam şey tutmuştu Kestane Pazarı Derneği vasıtasıyla bir yurt edinmişlerdi İzmir'de. Gecede teheccüde kaldırıyor. Şimdi o günlerde mesela bazı şeyler var da bunları yanlış yorumlamamak lazım. Mesela Türkiye'de bizim duyduğumuz, bilmediklerimiz Allah affetsin. Doğu tarafını yeni öğreniyoruz Türkiye'nin doğusunda neler oluyor. Sanki oralar ayrı bir yerler gibiydi daha evvel. Fazla malumatımız da olmuyordu. Efendim itikafa girme meselesini Mehmet Efendi Hazretleri ilk defa ortaya çıkardı. Öyle bir şey yoktu yani. Ondan evvel duyanınız var mı? Hoca Efendi'nin. Efendim? Yok. Yoktu öyle bir şey yani. Teheccüd meselesi de Hazreti Sami şey etmişti. Ondan başka da ortada böyle bir şey yok. Bu adam ortaya çıktı. Yusuf'a dedim bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Ama inşallah bunu zamanı geldiğinde ben herkesin ortasında söyleyene kadar hiç kimseye demeyeceksin. Söz mü söz? Bak Sami Efendi Hazretleri beni talebe birliğine gönderirken İslam gençliği yetiştirmeye vesile olursunuz diye gönderdi. Bu adam da rejimin adamı alternatif Müslüman gençliği yetiştirecek göreceksin. 40 sene var Azmi kardeşim bu iki söz arasında veya 41 sene var yani. Sonuç. Bunu niye söyledim? Allah biliyor söyleme gerekçem yani Müslümanları uyutamadıklarını beyan için. Ama kalkıp benim o gün bunu ifşa ettim. Bu nelere sebep olur? Allah şerlerinden emin etsin. Binlerce Filistinli öldü. On binlerce Filistinli öldü. Adam onlar için ağlamıyor. Orada ölmüş 3-5 tane İsrailli çocuk için ağlıyor. 9 kişiyi şehit ettiler Mavi Marmara hadisesinde. İsrail'den izin alınmalıydı diyor. Ya benim el kara suları var. Dünyanın bütün devletlerin hemen hemen Birleşmiş Milletler'e üye olup olmayanların da dahil olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre beynelmiyle karasularında hiçbir şey yapma hakkına sahip de değil İsrail. Ona sormak meselesi de yok zaten. Yani. Bu nereden çıkardı? Kaldı ki kendi karasularına girse çekip vurmak mıdır dünyadaki şeye anlaşmaya göre? Kesinlikle böyle bir şey yok. İkaz edecek şeyi. Yani karasularımıza girdin, giriş izniniz yoktur. Sahil koruma muhafızları durduracaklar. Gemiye çıkacaklar veya kaptanı indirecekler neticede. Bir sürü prosedür var burada. Bizim bir zavallının biri de idarecilerden o zaman hoca ben her dediği doğru olduğu gibi bu da doğrudur diyor. Allah'tan korkun ya. Yani şimdi şu adamlara hocam hoca diyorlar. Yani Allah muhafaza bir daha bu herifler hocam hoca demeyin yani. Hoca efendi hocam. Neyin hoca efendisi ya? Bunlar satılmış adam. Bunlar Müslüman olmadığı gibi Taner Yıldız'ın dediği gibi Türk de değil. Bu nasıl Türklük ya? Şu memleketin batmasına uğraşıyorsunuz sonuç itibariyle. Bakın mesela çark etti Avrupa Birliği. Bugün iki tane üyesinin açıklaması var. Fethullah Gülen'in yaptığı yanlıştır. Ondan sonra daha açık şey yapması lazım. Gelsin Türkiye'de mevzuyu izah etsin. Mahkeme olsun vesaire diyor şimdi Avrupa Birliği'nden iki tane yetkili. Niye? Necip Fazıl derdi rahmetli. Wolfast topunun üstünde 180 derece döndü diye. Baktılar ki Tayyip Erdoğan götürüyor işi. O zaman tekrar onunla beraber olmak. Avrupa'da standart iki tane değil. 8 tane, 88 tane. Gününe göre. Avrupa'nın bir standardı falan yok yani. Adamların bir dini yok. Meseleyi iyi anlamak lazım. Mesela tutuyor Yahudi ne yapıyor? Herkesi Vatikan'a yönlendiriyor. Allah rahmet eylesin. Onu da herhalde öldürmüşler. Aytunç Altındal güzel şeyler anlatıyordu Vatikan'la alakalı. Bütün mafyanın merkezi orasıdır diye. Şimdi bir kimse Allah etmez tabii. Sizin kastetmiyor mu? Ben Musevi olacağım diye müracaat etsen almaz sizi Yahudi Musevi'ni. Bu ilgaz şey var. Zorlu.
Onun babasını öyle bilir mi bilmiyorum. Ömer Zorlu onun babası. Ama adam Yahudi ile evlenmiş tabii, yanlış bir evde. Ilgaz Zorlu nüfus kağıdına dini Musevi diye yazdırabilmek için şeyde İsrail'deki haham başından buraya, buradaki hahama yazı getirdi, emir getirdi, onun üzerine yazdılar. Senelerce uğraştı Ilgaz. Ve İsrail o kadar Ilgaz'a şeye, Zorlu'ya itimat ediyor ki Savunma Bakanlığı'nda girilmeyecek birçok yerlere onu araştırma yapmak için müsaade etmişler. Benim Galatasaray'dan bir sınıf arkadaşım İsrail Savunma Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptı. David El Kadir. Bizi bile belli şeyler olmaz salmazlar diyor. Savunma Bakanlığı müsteşarı o yerlere, yani sen iyi anladık müsteşarsın da ne yapacaksın yani burada? Belli bir görev şeyin olması lazım ki aslında. Oraya giren adamı Musevi yapmadı. Git Musevi olacağım diye müracaat et, almaz yani. Dünyada işte bak, hocanın malumatı vardır. Musevi olmayan Yahudi, Yahudi olmayan Musevi yok gibidir yani. Son derece az. Yani ikisi birbiriyle tam şeylidir. İntibak halindedir. Kendi dinini almıyor. İçini boşaltıyor. Zaten Hristiyanlığın bir aslı esası yok. 325 senesi miladi İznik'te konsil toplanıyor. 360 tane İncil. Aradan 4 tanesini seçiyorlar. Barnabas İncil'in adı da yok. Orada Resulullah'ın adı geçtiği için işte İncil Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre, bilmem neye göre vesaire. O içini boşalttığı Hristiyanlığa yönlendiriyor şey Yahudi. Hepiniz oraya koşun. Bundan evvelki 16. Venedik miydi şeyin adı? Papan. Alman da adam kendi. Orada bir toplantı yaptı. İşte 1 milyon bilmem ne adam iştirak ettiler. Doğru yalan. Televizyoncuların bazen faydalı işleri de oluyor. Mikrofonu uzatıyor. Sen talebe misin? Talebeyim diyor. Nereden geldin? Avustralya'dan, kıza sorduğu sual. Kaç para masraf oluyor? 3000 euro diyor masraf. Peki sen talebe bunu nasıl verdin? Bizim kilise ödedi diyor. İşte teker teker soruyor oradakilere. Hepsini oralardaki kiliseler ödemişler. Yani turistik seyahati niye istemezsin Zekeriya? Bir genç kız işte, ne güzel. Avustralya'dan gelip bir Almanya'yı görecek. Toplantı bulunup gidecek. Hepsinin bir şeyi bu. Din vesaire diye bir şey yok. Yapılan şeyleri görüyorsunuz, ahlaksızlıkları Vatikan'da. Yani öbür adamın istifasına sebep olan lezbiyen şeyler, rahibeler, ondan sonra homoseksüel papazlar vesaire, onlardan ötürü istifa ediyor. 400 küsur kişi. Bir tane de değildi yani. Burada bir din min diye bir şey yok. Onun için seni şeye yönlendiriyor. Hristiyanlığa yönlendiriyor. Bizimkiler de geç kalmış. Hristiyanlığa yönlendirmeye çalışıyor şeyleri. Müslümanlar şurada hak din varken Allah şerlerinden emin etsin. Arkadaşlar yani Bahri Şenkal, Sızıntı Gazetesi yazarı. Biz Müslüman değiliz. Müslümanlarda küfür görüntüsü var. Biz Kur'an ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ına değil, kendi grubumuzun Allah'ına inanıyoruz. Şeyin sitesine girip bakabilirsiniz. Bahri Şenkal. O meşhur bir A harfi midir? Ondan sonra Bahri Şenkal yazarsanız sitesine gidiyorsunuz. Bakın gene aynı adam ne söylüyor. Mandela gibi onurlu bir kafir olmayı, sünefe bir Müslüman olup zulmü zikirle seyretmeye, dualarla destek verip alkışlamaya tercih ederim. Kafir olmayı Zekeriya diyor musun? Efendim? Ne oldu bu adam? Şöyle mevzum yok. Rahmetli Fuat hocamızın sözü hatırıma geliyor. Yaşlanmıştı. Çocukları da meşgul olamıyorlar. Efendi Hazretleri ara sıra götürür, gezdirirsiniz. Hoca gezdiriyorum. Hatıralarını anlatıyordu. Bir grubu şeye götürmüş hacca, yani başlarında hoca olarak. Beytullah'ın karşısında oturuyoruz. Bizim gruptan hacca gelen kişiler konuşuyor kendi aralarında. Biri diğerine diyor ki, dininden dönerim de partimden dönmem. Döndüm arkaya diyor. Oğlum hiç uğraşma, senin zaten dinin yok ki dönesin. Dedi diyor. Dedim diyor, Allah rahmet eylesin. Ebu Cehil kadar olamadık. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e düşmandı. Ama küfür ve hakaret bilmeyen, yalan söylemeyen kaliteli bir insandı diyor. Bunlar fetoşçuluk. Ebu Cehil küfrün babasıydı. Peygamber Efendimiz'e çok zulmetmişti. Ama hakaret, küfür, iftira, yalan nedir bilmezdi. Şu artık netleşmiştir ki Rabbimiz İslam'ı Müslümanların elinden almış, kafirlere vermiştir. Ama ne Müslümanlar ne de kafirler bunun farkında değiller. Demokrasiye iman etmeden İslam anlaşılamaz. Katkısız ve katıksız münafız. Müminler birbirlerini dinler, birbirleri istişare eder.
birbirlerinin derdine ortak olurlar. Biz ise münafız diyor Allah. Şerrinden eminiz. Yani bunu gençler daha çok meşgul oluyordu. Benim şeye yollamışlar. Kim bilir daha ne herzeler var da benim malumatım yok. Elhamdülillah iyi ki olmuyor. Uykularımız kaçıyor şunları duyunca. Bunlar İslam namına bu ihanetleri işliyorlar. Cenab-ı Hak şerlerinden emin etsin. Adam ilahiyatta profesör tutuyor. Şey hazırlıyor, meal hazırlıyor. Hazırladığı meale şeyden İncil'den alındı. Ha sen bu İncil'in doğru olmadığını çok iyi bilen bir adamsın. Benden de, herkesten de daha iyi bilirsin. Bu ne haklar Allah'ın kitabı diye takdim ediyorsun? Utanmadan, korkmadan yani Cenab-ı Hak'tan. Yarın kabre gireceksin netice itibariyle. Hangi Hristiyanın, hangi din? Ya bir kere din değil ki Hristiyanın. İnne dine indallahil İslam. Allah diyor. Allah indi, din İslam'dır. Bunların hiçbiri din değil. Yahudilik... Adam biliyorsunuz, geçen gün televizyonda tekrar gördüm ben o lafını kendi söylerken. Ateistleri de, Brahmanları da dahil etti şeye konuşmasında. Duymuşsunuzdur herhalde. Yani diğer dinler derken, Musevi, Hristiyan filan derken coştu. Hatta ateistler dedi, hatta şeyler Brahmanlar, Budistler dedi. Onları da dahil etti yani. Kendi konuşması sizinle. Şimdi burada tarikat şeylerde. Adamları diyor ki, efendim bizim üstadımıza müntesip olan dünyada ahirette de zengin olur. Ya Allah vaat etmiyor böyle bir şey. Allah ilmi isteyene zenginliği dilediğime veririm diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen Allah'ın vaat etmediği bir şeyi vaat ediyorsun. Bizim üstadımıza müntesip olan zengin olur diye. Böyle bir şey yok. İlmi desen tamam, ona mesele yok. Onu zaten isteyene Allah verecek sonuç itibariyle. Benim ilk Kur'an öğrendiğim Adana'da Şeyh Oğlu Camii Muhammed Efendi vardı. Tabi o zaman söylediğim tarih 52 senesi. Adana'da ondan başka da Kur'an öğreten filan kimse yok. Kimine Elif ve okutuyor Hoca Efendi. Kimine efendim Kur'an-ı Kerim'e geçmiş onu okutuyor. Kimine kıraat-ı tecvid okutuyor. Kimisine hafız şeylerini dinliyor. Hepimiz karışık olduğu için daha ziyade Hoca Efendi'nin muhatabı hafızlardı. Onlara söylediklerimiz 6 yaşındayım yani ben o zaman duyuyorum. Oğlum hafız olmak mühim değil. Onlara dediği diyor. Ya hafız ölmek mühimdir diyordu. Yani haşa hafızlığın kıymetini bilmese hoca canı pahasına sabahtan akşama kadar orada 5 vakit namazı kıldır bir de millete Kur'an koşmaz peşinde. Demek istediği Allah'ın vaadi var. İlmi isteyene veririm. Sen hafız olmayı istersen Cenab-ı Hak sana bunu verecek yani. Samimiysen. Ama Allah'ın diyor garantisi yok. Vermiyor garanti Cenab-ı Hak. Hafız oldun, hafız öleceksin diye bir garanti yok. Onu sen sağlayacaksın diyor. Yani şu hıfzı siz muhafaza edeceksiniz diyor. Allah şefaatine nail etsin. 70'inden sonra hocam Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Orada Cennet-ül Muallâ'da kaldı. Nur içerisinde yatsın. Senede birkaç ay kayboluyor. Yazın tabii ben bilmiyorum. Babamdan nakil. Hoca Efendi bir gün dedim ki diyor ya Hoca Efendi sen senede birkaç ay kayboluyorsun. Camide de o zamanlar namaz kıldıracak kimse yok. Yani gençler bilmezler. Biz de yeni öğreniyoruz onları. 1932 Fehmi Efendi İstanbul Müftüsü. Ömer Nasuh Efendi onun muavini. Eve gelmiş son derece üzgün. Hanımı diyor ki Hoca Efendi hayrola? Ya bugün diyor Süleymaniye Camii'ne imam tayin ettim. Onun için üzgün. Hocam diyor epeydir imam arıyordum. Sevinsene diyor. Hanım sen sorsana bana kimi tayin ettim. Mahalle bekçisi diyor elemtereden aşağı ezbere biliyormuş. Cami kapanmasın diye onu tayin ettim. O günler öyle. Hoca Efendi'nin maaşı falan da yok. Meğer Hoca Efendi yazın gider. Babasından kalma bir tarlası varmış. O tarlayı sürer eder çapalar vesaire. Aldığı şeyleri de getirir. İşte sene içinde de geçimini temin ediyor. O günkü şeyler böyleydi yani. Hoca Efendilerin filan halleri. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içerisinde yazsın. Müslümanların adedini azaltıp camilerini kapatıp Kur'an'ı yasakladı. Olmadı. Fizik kanunu su nereyi zayıf bulursa oradan yeryüzüne çıkıyor. E şimdi ne yapsınlar? İşte itikadını bozmak için hep şey halinde. Tarikatlardan başladılar. Mezheplere geçtiler. Mezheplerden sahabeye geçtiler. Oradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Oradan Kur'an-ı Kerim'e. Oradan da Cenab-ı Hakk'a. Şimdi Abdülaziz Bayındır Allah'a şey diyor. Allah diyor kişinin kimle evleneceğini bilmez diyor. Ayet-i Kerime'yi delil gösteriyor. Ayet tamamen kendin aleyhine delil. Fakat kimse tahakkü ehli değil ki öyle. Ya yalan söyledim bu ayete manası o değil. Aç bak tefsirlerde böyle diyor demiyor yani. Demediği için de rahat istediği gibi konuşuyor. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا hanginizin daha iyi amel ettiğini görelim diye ölümü hayatı yarattık. O görmeyi senin benim görmem gibi anlatıyor.
Hasbunallahu ve ni'mel. Ya bunu Cenab-ı Hakk'a nasıl söylersin? Allah Azimüşşan sana orada ne diyor? Sen onu anlamaya çalış. Halbuki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sana ilme zelizinde zaten her şeyi kaydetmiş. O kaydettiği şeyler husule gelirken de görüyoruz, hesabını tutuyoruz, murakabe ediyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz diyerek o anda da o şeyin sahibi olduğunu söylemiş oluyor Cenab-ı Hak. Allah statik bir varlık değil. Hiçbir darbe yok ki biz onu nasiyesinden kavramayalım diyor. En küçük varlık demek darbe. Hepsini. Halk dostlarının büyükleri ölümüyle şey arasında bir fark yok. Yani sadece sen görüp anlamazsın neticede. Öyle bir laf söylenmez. Salihlerden biri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görüyor. Ya Resulallah, beni öyle bir amele delalet et ki insin cinnin amelinden daha hayırlı olsun. Ehlullah'tan birisini ziyaret et buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah, ölüsünü mü dirisini fark etmez diyor ölüsüyle dirisi eğer. Hakikaten tabi velayet biliyorsunuz velayeti sonradan küçük velilikten başlıyor. Velayeti kübraya kadar. Bunların kastettiği velayeti kübra makamındaki zevatı söylüyor. Nakşiliğin zor ve kolay yönleri. Hizani Kaddesi sırrı. Nakşibendi tarikatı diğer tarikatlara nazaran çok daha kolaydır. Şöyle ki Nakşibendi tarikatı bazı yüklere ve zorunluluklara az yemek, az uyumak, çile çekmek, yer vermemektedir. Bu da senin şeyin. Hazreti Sami pederin evinde bayram ziyareti sohbetinde izin almıştık. Banda da almıştık o konuşmaları. Maalesef birisi hepsine sahip çıktı. 1,5 saat iki grup halinde ziyarete gelmişlerdi. O banttan dinlediğimiz 36 defa açlığın 10 hassası var tefsirde beyan ediliyor diye. 36 kere söylemiş. Sen hangi şeyden bahsediyorsun? Az yemek, az uyumak, az konuşmak onlar yok. Zira Nakşibendi müridi yer, içer, uyur. Nakşi tarikatı bidatları ve hilaf-ı meşruyu, dine aykırı şeyleri kabul etmemesi yönüne de diğer tarikatlardan daha zordur. Yani diğer tarikatlar meşhur olmayan şeyleri kabul eder mi demek bunun manası? Mefhumu muhalif ona geliyor yani. Olur mu öyle şey? Yani kadiriler şeriata muhalif şeyleri kabul mü eder yani? Herkes kitap çıkarıyor azim yani. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. İmam Buhari'den Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanı kuvvetli olanın huyu da güzel olur. Ve ehline de hoş muamele eder buyurmuşlardır diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Kendisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir şairin şiirini okudukları oldu mu diye soruldu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Revaha'nın şiirlerinden bazı beyitleri okuduğu olurdu. Dedikten sonra örnek olarak ve yetike bil ahbar menlem tüvezzidi mısrasını okudu. Bu şiir bir beytin ikinci mısra olup burada herhalde şeyini manasını yazmış olsa gerek. O kimse ki sizden herhangi bir ücret ve karşılık beklemeden size haberler getirir. Günler yakın bir zamanda senin bilmediğin şeyleri sana açıklar. Abdullah İbni Revaha malum Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şairlerinden Hasan bin Sabit'ten sonra gelen yolda develeri şey ediyor. Onun üzerine soruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim bu develeri yani hareketlendirmesine vesile oluyor? Diyorlar ki Abdullah İbni Revan'ın okuduğu şiirler vesile oluyor. Onun üzerine ettiği dua için kendisi diyor ki hayatımda bundan daha çok sevindiğim bir şey olmadı bana. Öyle bir duada bulundu ki diyor Nebi Aleyhisselam. İşte Mevlüt kandilini şey etmek, teyit tesis etmek bidattır. Ondan sonra Mevlüt kandili bidattan da öte büyük şirktir yani. Sebep ondan sonra işte orada uluv var. Ya ne uluv var? Neden bahsediyorsun sen? Yani eğer sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın methedilmesinin hepsini uluv, onu yüceltmek olarak kabul ediyorsan Hasan bin Sabit yüzlerce mısra okudu yüzüne karşı. Menfi bir şey demediği gibi Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Hasan bin Sabit'i Cebrail teyit ediyor. Hasan bin Sabit'in şiirlerini okuması için kürsü yaptırdı Nebi Aleyhisselam. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh yüzüne karşı o kadar şey okudu. Kâb bin Zühre o meşhur şeyini yolda gelirken yazdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda okuyunca 52. mısrağında ayağa kalktı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Yani ben Mısra'nın şeyini içeriği hatırımda yok. Her ne diyorsa. Çıkardı mübarek hırkasını verdi şeye. Topkapı'da biliyorsunuz şeye edilen hırka Kâb bin Zühre'ye verilendir. Hazreti Muaviye satın almak istedi. 20 bin kızıl altın vereyim. Kâb dedi bu şeyi verirsen. Hırkayı. O dedi ki vallahi dedi Allah'a yemin ederim. Şu arzı da semayı kızıl altınla doldursam bu hırkayı sana satmam dedi. Ama sonra Hazreti Kâb'ın oğlu Hazreti Muaviye'nin oğlu Zeyd'e sattı parayla hırkayı. Sonradan da elhamdülillah Topkapı'ya gelmiş oldu. Öbür de biliyorsunuz Veysel Karani Hazretleri'ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği şeylerdir. Burada mesela işte günahları şeyler müridinin günahını küçük görür. Şöyle yapar böyle yapar vesaire diyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali Veysel Karani Hazretleri'ne şeyi götürdüklerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını tabii kendisi hayretle karşıladı biliyorsunuz. Dedi ki ya ben dağda develeri giden bir çobanım. Bir yanlışınız olmasın dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aç elini dedi şey. Hazreti Ömer açtı baktı daha Resulullah bu elindeki şu Beyza'yı da söyledi dedi. Şeyde. Dünyada kaç tane Yemen var dedi? Bir tane. Yemen'de kaç tane Karen var dedi? Bir tane. Karen'de kaç tane üveys var? Bir tane. İşte o sensin dedi Resulullah şey etti. Ve sen şeye dua et. Ümmetime dua et. İnşallah senin vesilenle Arapların en çok koyunu olan iki kavmi saydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Mudar'la öbürü neydi? Rabia mıydı? Onların koyunlarının sayısı kadar kişiye şey edecek. Şimdi gitmeden evvel Hazreti Ömer ile Hazreti Ali tabi muhabere uzun bizim konumuzla alakalı kısmını söylüyorum. Mesela siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl gördünüz diye sordu mesela Veysel Karahan. Bunlardan yanlış bir netice çıkarmamak lazım. Hazreti Ömer için benden sonra peygamber gelse olurdu diyor. Tabi bu Allah'ın tecelliyatıdır şeylere olan. Ya bak siz baş gözüyle görmüşsünüz. Ben baş gözüyle görmedim ama ben kalp gözüyle gördüm diyor. Uhud'da dişi şehit olunca bak bu dişlerimin hepsini kırdım ben diyor. Yani onun bir tane dişi kırıldı bana diş lazım değil diyor. Tabi bu hal galebesidir. Ehlullah'tan bir zattır. Ona olan şeydir. Bunların bir karşılaştırma vesilesi olamaz. Tabi ki Hazreti Ömer ondan üstün. Tabi ki Hazreti Ali ondan üstün. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları ondan görevlendirdiği için şey istiyor. Nasihat istiyor. O nasihatta diyor ki mesela bu günahları küçük görme mevzu için açtım bu lafı. Ya Ömer yaptığın küçük günahları da gözünde büyüt. Çok büyük gör ki Allah'ın büyüklüğü senin içerisinde tecelli etsin. Yani büyüklüğünün şeyi senin içerisinde tecelli etmesi için en küçük günahını bile çok büyük görmen lazım diyor. Veysel Karahan. Sen günahları küçültmekten bahsediyorsun mesela yani. Ya Ömer diyor nasihat ettiğince sen Allah'ı bilir misin diyor. Başımdaki saçtan ayak tırnaklarıma kadar irkildim diyor Hazreti Ömer. Evet bilirim dedim diyor. Peki Allah seni bilir mi dedi diyor. Tabii ki bilir dedi. O zaman bu sana yeter Ömer. Nasihate gerek yok dedi diyor cevabında. Ama Allah bu kudret sahibi. Mutlak kendinin yedi elinde. Allah Azimüşşan her şeyin istisnasını yaratacak. Veysel Karani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden de o seviyelere gelmiş ve ne diyor Nebi Aleyhisselatü Rahman'ın kokusu geliyor bana Yemen'den diyor Veysel Karani için. Veysel Karani anası ama onun hizmetinde mağara gibi bir yerde yaşıyor. Kapıdan dışarı çıkmış. Oh, Nebi ayrı zaman doğdu ana diyor. Şey demek ki. Kendi Yemen'de. Orada Mekke'de. Gene bir dışarı çıkıp girdiğinde peygamberlikle bağsolundu şimdi. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Anacığım gideyim bir ziyaret edeyim. Başlıyor ağlamaya annesi. Bana kim bakacak? Sen gidersen. Göndermiyor yani neticede. E ben diyor işte şeyin mahrumiyetin esiriyim. Yani Cenab-ı Hak ben de böyle imtihan etti Resulullah'a. Görmeden iman etmek. Allah şefaatine nail eylesin neticede. Şimdi bugün tarikatları da hep millet kendi kendine şey ediyor. Tarikatların gayesi gösteri sanatı değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uyarak nefsinde kemale ermek. Kamil bir mümin olman. Tarikatın getireceği yer bu. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki keramet iki türlüdür. Bir maddi keramet, bir ise manevi keramet. Maddi keramet işte Allah nasip eder. Tayyi mekanda olur, tayyi zamanda olur. Haktır. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor yani. Her şeye delil istiyorlar ya Azim Bey şimdi neticede. Süleyman Aleyhisselam bize ittiba etmeyen kimse kaldı mı diyor.
Ondan sonra diyorlar ki işte Yemen'de Melike Belkıs kaldı. Onun dışında her şey. Biliyorsunuz dört kişi var ki bütün dünyanın tamamına hakim. Müslümanlardan Hazreti Süleyman'la İskender Zülkarneyn. Kafirlerden de Nemrut'la Şeddat bütün dünyanın hükümdarı. Kim onu bana kürsüsüyle getirebilir? Kale İfrit minel cin. Cinilerden İfrit dedi ki ben şu meclisinden dağılıncaya kadar. Çünkü biliyorsunuz cinniler ufka kadar adım atar. Bunlar o zaman Kudüs'te bulunuyor. Şeyde Yemen'de belli bir zaman alıyor gidip gelmesi netice itibariyle. Şu meclisinden dağılıncaya kadar gider getiririm. Daha çabuk getirecek yok mu? Veziri İsmail Azam'a Masar Asaf dedi ki ben dedi onu şu göz kapağını bir kere kırpıştırıncaya kadar getiririm dedi. Ve İsmail Azam duasını okuyunca getirdi. Müstakirlerinde olarak önünde durdu diyor. Bu işte Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremidir. Allah Azimüşşan verdiği nimete şükür mü ediyorum? Küfür mü ediyorum? Onu görmek için bunu bana ihsan etti diyor. Yani şeyin tamam mı? Allah Azimüşşan diler. Bunlar dilerse olur. Peygamber de değil. Asaf neticede Hazreti Süleyman'ın veziri yani. Veziri Azam diyor. Tefsir. Ve diyor Ehlullah kendisinden keramet sadır olmasını kadınların hayız nifas hali gibi görür diyor Muhittin Arabi Hazretleri. Ehlullah'ın en büyüğü kimdir? Hazreti Ebubekir yani Allah şefaatine nail eylesin. Birkaç tane keramet sadır olmuştur kendisinde. İşte Hazreti Ayşe'ye diyor ki malıyla alakalı şu kısmı senin şu da öbür kızım. Benden başka kızınız kimdir baba diyor. Şimdi annenin karnındakinin kız olarak şey edecek, gönlüme ilham oluyor. Lazım bu tip birkaç şeyin dışında yok yani eğer bunlar çok fazla makul lazım olsaydı en çok Hazreti Ebubekir'in bunu göstermesi lazımdı. Ters bir görüşte en iyi Abdülkadir Kaya. Allah Azimüşşan demin söylediğimiz mutlakın yedi elinde olduğunu neyi nasıl dilerse öyle yapacağını gösteriyor. Peygamber olmayan bir kişiyi de dilersem sabahtan akşama kadar keramet gösterir hale getiririm diyor o zatın şahsında. Şeriata muhalif bir hali var mı Abdülkadir Geylani Hazretleri? Onun söylediklerini düzgün okuyacak olursanız Türkçe'ye çevrilen kitabı bile fena çevirmemiş yani. Şey çok malumunuz yani tercüme işi çok mühim bir iş. Yani zor iş. Ben şunu gördüm. O tabii karşı tarafta oturduğum için Kadıköy vapurlarının kenarları vardı. Şimdiki vapurlar nasıl bilmiyorum da. Orada sigara filan da içilmediği için rahat oturuyorsunuz yazın, kışın olmaz da. Orada tasavvuf eseri tercüme edeni gördüm. Adını söylemiyorum. Ya bu tasavvuf eseri bu. Vapurun kenarında bu. Olur mu böyle ya? Efendim? Yani nasıl matematik problemi çözerken oturur düşünürsünüz? Tasavvuf eseri böyle iş. Cemal Öğüt Hoca'nın Efendi Hazretlerinin vesilesiyle 20 sene elhamdülillah şoförlüğünü yaptık. Birçok büyük alimi ziyaret etmiştik onun vesilesiyle. Evine gittik. 60'lı yıllar, 64 olabilir, 65 olabilir. Ben hiç o güne kadar o Hoca Efendi'nin evi gibi bir ev görmedim. Bundan daha büyük, ikisi kadar diyelim. Bir odası veya bir yarısını daha ilave edin, o kadar şeyi yok. Bir oda, şeye kadar, tavana kadar, kapı hariç, silme, kütüphane. Hepsi kitap dolu. Tabii şimdiki şeyler de olmadığı için Hoca Efendi de yaşlı. Oraya merdiven koymuşlar almak için vesaire etmek için. Şu böyle açıp kapayıp çekip şeyler vardı o zaman. Ondan yukarıdaki şeyleri çekiyor. Hoca Efendi'nin ortada oturduğu, kenarında oturduğu sehpa var. Sehpanın üstü ve yerlerin hepsi kitap dolu. Kitap yazarken böyle yazıyor. Orayı açıyor, burayı kapatıyor, onu açıyor, oradan oraya ulaşıyor, oraya ulaşıyor. Yazıyor, çiziyor. Koskoca İmam Şafii radıyallahu anh kendi kitabının huzurunda okunmasında 80. kıraatte yanlış buluyor. Ve ne buyuruyor? Allah kendi kitabı dışındaki hiçbir şeyin mutlak doğru olmasını kabul etmez. O kafayla bu yazıları yazdı, bu kitapları meydana getirdi bu alimler. Ali Müftü diye bir zat var. Allah hayırlı ömürler versin. Halen şeyde, hayatta. Eserden emekli. Bizim diyor öyle hocalarımız vardı ki bir kitabı 20 sene okuttular bize diyor. 20 sene bir kitap okuttu diyor şeyden. Hocadan. Şimdi böyle bak. Azmi Efendi daha ilerisini söyledi. Ben gözümle gördüğümü söyledim. Yani deniz kenarının şeyinde o vapurun kenarında tasavvuf eseri tercüme ediyor yani. Şimdi bu diyor maddi keramet. Ve Ehlullah kendinden keramet sadır olmasını kadınların hayız nifas hali gibi görür.
Sami Efendi Hazretleri'yle Erenköy'de bir ihvanın evinde sohbetteyiz. O sohbette şeyi anlatıyorlardı. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın izniyle yetişti Abdülkadir Geylani dersen biiznillah onun vesilesiyle müşkülünü Cenab-ı Hak hallediyor. Adana'nın diyor Misis nahiyesinde Abdoğlu köyü var. Ermenilerin çoğunlukta olduğu köy. O köyün hesabı ki tabi eskiden şey yok. Her kazada değirmen yok. Değirmen olan yerlere sıraya giriyorlar. Budaylarını götürüp büyütüp un olarak geri getiriyorlar. Kafile halinde değirmenin bulunduğu yere budaylarını öğütmek üzere götürmüşler. Dönüşte bir Ermeni çocuğunun af buyurun eşeğinin ayağı kaymış. Çuval yere düşmüş. Kafile ilerlemiş, bağırıyor. Çocuk duyuramıyor. Kendinin de gücü yetmiyor şeyleri, çuvalları hayvana yüklemeye. Aklına geliyor. Ya diyor bizim köydeki Kadiri dervişleri bir sıkıntın olduğu zaman yetişici Abdülkadir Geylani Hazretleri dersen müşkülün hallolur. Çocuk bağırıyor. Tabii çocuk masum olduğu için her çocuk fıtrat üzere doğar diyor Nebi Aleyhisselam. Sonra anası babası onu Hristiyan, Mecusi, Yahudi yapar diyor. Ve biiznillah piranın himmetiyle çocuğun çuvalları hayvanına yükleniyor der demez. Orada Baha Bey vardı, Allah rahmet eylesin. Cid mütehassısı İzmirli. Ayağa kalktı. Tam karşısında Hazreti Sami. Vallahi dedi bu zat dedi asrın Abdülkadir Geylani'sidir. Ben ne zaman nerede sıkışsam yetişe Hazreti Sami diye bağırsam müşkülüm hallolur dedi. Şimdi Hazretin adeti sohbete geldiniz işte 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat gününe zamanına göre sohbet eder. Ondan sonra ev sahibi bir ikramda bulunacaksa çay, kahve, yemek vesaire neye göreyse artık. İkramdan sonra müsaade alınır. Daha yeni sohbete başlamış bunu anlatırken o adam böyle dediği için ben 20 yıl şoförlüğünü yaptım bir kere söyledi bana böyle bir laf. Arabayı hazırla gidiyoruz dedi. Halbuki normal sohbet biter, ikram yapıldıktan sonra gider arabayı hazırlarız kendileri de iner. Hiç böyle bir şey demez. Yani işte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözünü fiilen tasdik ediyor. Yani kendisi hakkında böyle bir şey söylenmesine hoşlanmıyor yani. Sonuç. Çıktık gittik yani. Ev sahibine dedi ki yaptığınız ikramı kabul ettik. Allah razı teşekkür ederim. Kusura bakma gidiyoruz dedi. Çıktık gittik yani şeyde. İkinci keramet manevi keramettir diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri. O da 24 saat istikamet üzere bulunmak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 24 saat sünnetine tabi olmaktır. İşte esas keramet budur bizim yönümüzden diyor. Ayağa düşürdüre. Ya şimdi bunun ne manası var arkadaşlar? Yani siz mesela kendi müridanınızda bizim şeyimiz çok büyük demeye çalışıyorsunuz. Derdiniz bu. Ama dışarıdaki adam ne diyor? İki tane lastiği fırladı. İki lastikle gitti deyince saçma sapan uydurma olur mu böyle diyor. Ya şimdi Müslüman'a bu lafı niye söylettiriyorsunuz yani? Yani bizde hüsnü zan esas. Hüsnü zanın dışına çıkacak bir şey söylettirmemeniz lazım. Müslüman'ı bu hale sokmamanız lazım yani. Bakın mesela ne yaptı? Bu zat zamanın Abdülkadir Geylani'sidir deyince kesti sohbeti. Çıktı gitti yani. Bunları sevmiyorum. Söylemeyin. Konuşmayın dedi yani. Aramızda böyle bir şey olmuşsa. Ben daha mahrem bir şeyini söyleyeyim kendisine. Mustafa amca vardı. Ankara'da kendisinin görev verdi. Orada sohbet eden ihvanın dersiyle meşgul olan. Ondan sonra o zat kendisi daha evvel anlatmıştı. Sonra Hazret'le görüşmek istedi. Biz de vesile olduk. Randevu aldık. Götürün. Ameliyat olmuş. Tabii şimdiki gençler bilmez yani. Bir 40 sene 50 sene evvelin Türkiye hastaneleri. Ben numune hastanesinde abimin şey için bir rapor almak üzere Şükrü Bey vardı. Kulak burun boğaz mütehassısı. Deli Şükrü derlerdi. Allah rahmet eylesin. Onun imzalaması lazım. Heyet imzalamış. Ondan sonra tanıdığı da olduğu için babamın otur oğlum dedi 5 dakika sonra gelirim dedi. Oturdum. 4,5 saat sonra çıktı. Ameliyattan. Ameliyat odasıyla bizim aramızda bir perde var Azim Bey. Yani çok da sinirli bir adam deli diyorlar. Yandaki asistanları nasıl neler nasıl bağırıyor. Neler söylüyor. Şeyler öyleydi eskiden hastane. Mustafa amca ameliyat olmuş Ankara'da bir hastanede. İçeride bir şey unutmuşlar. Yani. Pamuk mu pens mi neyse yani. Ben diyor şeyde yatarken faraş derlerdi eskiden sizde bilirsiniz de yerleri temizleyen gençler bilmez de yani. Faraş geldi diyor. Benim yattığım yataktaki yorganı kaldırdı. Ondan sonra elini o şeyin olduğu yere soktu diyor. Şeyi çıkardı. Eliyle de sıvazladı.
şeyi örttü, yorganı örttü, çekti gitti diyor. Bildim ki diyor efendim bu Ricaullah'tan bir zattır. Bu da sizin vesilenizle olmuştur. Söylediği en ileri söz şu Hazreti Sami'nin. Bunu kendi yüzüne karşı anlatınca ondan sonra devam ediyor Mustafa amca söylediği söze. Bunlara layık olacak benim bir amelim, bir tarafım yok efendim ama diyor. Size olan bir kuru muhabbetim var diyor. Elini kaldırıp Allah bu muhabbet üzere haşretsin inşallah. Mustafa Efendi diyor hepsi o kadar yani. Netice bir ehlullahın keramet meselesindeki gösterdikleri şeyler bunlar yani. E bugün bunları anlatmayın. Bugün anlatacağınız şey sizin Şeyh Efendiniz sünnete ne derece ittiba ediyor. Taha el-Hakkari Hazretleri camiden çıkarken kıskananlardan, haset ehlinden birisi ben ona işte sünnete muhalif iş yaptıracağım diye tutmuş şeyin Hazret'in ayakkabı veya terlik ne giyiyorsa sağdakini ileriye doğru atmış. Kapının önünde soldaki duruyor. Yani önce solu giysin sonra da biraz ileride sağa giysin diye. Ya filan gel diyor Allah'ın izniyle biz de sünnete muhalif bir şey bulamazsın. Attığın o terliği geri getir de giyelim diyor. Allah kudret sahibi. Hak Teala Hazretleri dilerse bildirir, dilemezse bildirmez. Koskoca Yakup Aleyhisselam'a diyorlar ki tefsirin beyanı. Sen burnun dibindeki kuyuya atıldı Yusuf. Duymadın, görmedin. Ta Mısır'dan gömleğini gönderdi. Bana Yusuf'un kokusu geliyor dedin diyor. Biz peygamberler zümresi şimşek çakımına benzeriz diyor. Şimşek nasıl çaktığı zaman etrafı aydınlatırsa Hak Teala Hazretleri o şekilde şeyi aydınlatır görürüz. Aydınlatmaz görmeyiz. Bunu bir peygamber söylüyor. Büyük peygamberlerden biri söylüyor neticede. Yani lafları kullanırken de dikkat et. Benim şeyim her şeyi bilir. Ne her şeyi bilir? Nasıl olur öyle şey? Her şeyi ancak Allah bilir. Allah seylimden azı verildi diyor. Yani bunlar met etmek değil. Yani bunlar met ederken zemmet diyorlar haddi zatında yani şey üstazın. Üstazını met etmek bu değil. Üstazın kıymeti Resulullah yanındaki aleyhissalatü vesselam derecesiyle ölçülür. Osman Efendi Hazretleri vardı. Suriyeli. Öldüyse Allah rahmet eylesin. İlk gittiğimiz sene Eshab-ı Kehf'te oturuyoruz. Geldi bana selamun aleyküm aleyküm. Türk müsün? Evet Türk'üm. Dedi ki Şeyhül Etrak Sami Efendi Hazretleri'ni tanır mısın? Dedi ben de tebessüm ettim öyle deyince. Niye gülüyorsun dedi. İşte biz de beraber geldik Hazret'le. E ya ben bir görüşebilir miyim? Hayrola niçin niye görüştün? Ben dedi dün akşam şeyi gördüm dedi. Veya bir gün evvel her neyse yani şu arada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Türbe-i Saadet'in kapısına muvacaya ön taraf ziyaret ettiğimizde. Oradaki kapıya teşrif etmişti diyor. Yanında da şeyhin de vardı diyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer sağında solunda. Ya Resulullah bu teveccüh nereye, bu azimet nereye, niçin Türbe-i Saadet'in kapısına geldiniz? Evlad-ı manevimiz Şeyhül Etrak Hazreti Sami geldi. Hazreti Sami, Hazreti ibadeti bana ait yani Allah razı olsun. Sami Efendi ziyaretimize geldi. Onun şeyi için buraya çıktık. Şeyhin büyüklüğü bundan belli olur. Resulullah sana ne kadar değer veriyorsa senin büyüklüğün ondan ölçülür. Onun dışındaki ölçülerin hepsi adını vermeyeyim. Benim de sevdiğim bizzat kendi de kabul ediyor. Yanlış ediyor kabul edince. Burada Cemil'in oğlu kitap getirmişti. Kitapta yazıyor yani şeyi. Ben diyor şeyde oturuyordum ondan sonra cennet bahçesinde. Birden diyor işte hatırıma geldi diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Kendi şeyhi için. Efendim bizim şeyhimiz filan zat her sene gelirdi. Ondan sonra bu sene gelemedi dedim. Allah razı olsun aynen şöyle söyledi diyor. Şimdi bakın rüyada gördüm bilmem yakazada gördüm filan demiyor. Doğrudan baş gözüyle gördüm diyor. Ve şöyle dedi diyor. Kitabına yazmış ya. Siz kendi işinize bakın. O bizimle her zaman beraber. Şimdi bir kere biliyorsunuz muhaddislerin hepsinin incelemesinde ilk önce belagata bakarlar. Yani o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belagatına uyuyorsa ondan sonra ravileri inceler. Yoksa incelemez yani. Baktı ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o söz belagatına uymuyor. Bir kere bu belagatı Resulullah'a uymuyor. Sen işine bak demez. Vahşinin yaptığı radıyallahu anh iş hakkında ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Seni her gördüğümde amcam Hamza hatırıma geliyor, muazzep oluyorum. Bana yüzünü göstermeyebilir misin? Yüzünü gösterme demiyor bana. Göstermeyin. Bu letafet, bu zerafet, bu güzellik kimde var? Ancak Resulullah'ta var. Başka kimsede yok. Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah der mi? Sen kendi işine bak diye.
Böyle bir laf demez Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani. Yani tarikatın gayesi bu değil arkadaşlar. Tarikat insanı kamil yetiştirecek yerdir. Kalbi Allah ve Resulünün sevgisi dışında her şeyden boşaltıp Allah sevgisiyle kalbi doldurmaktır. Kalben zikre muvaffak olup diğer letaiflerle de Cenab-ı Hakk'ı zikretmek ve insanı kamil yetiştirmektir. Bunun örneği sahabe-i kiram hazırlar. Nasıl insan bunlar ya? Teker teker sahabeyi baştan sona kadar inceleyin. Dünya hayatında Allah Resulü dışında hiç kimseye Cenab-ı Hak böyle bir hak vermemiştir. Eshabike nücum, benim hesabım yıldızlar gibidir diyor. Hangisine ittiba ederseniz hidayet edersiniz diyor. Hiç kimseye böyle bir hak vermedi Allah Resulü dışında. Lan ne biçim insanlar? Ne bıraktın ya Ebu Bekir? Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Tebrik seven de yetmez mi diyor. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, ordu komutanı harbi seyrediyor. Allah ekber diyor. Ya Rabbi şu zata bak diyor. İncecik bir elbise üzerinde. Elinde bir mızrak. Koşturuyor şeyin üzerine. Düşmanın üzerine. Elhamdülillah sıyırarak geçti diyor şey ok. Ya bunlar böyle insan. Bir şey yok elinde. Bir tane mızrak var. İncecik bir elbise. Koşmuş gelmiş daha dünyanın bir ucuna. Cihad edeceğim şeyle diye. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu dini biz bunlardan öğrendik. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk görüşte kalben tam olarak iman ettikleri için Allah Azim Şan onlara ne ihsanda bulundu. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh diyor ki ben Müslüman olduğumdan şu ana gelinceye kadar evzida tekbirinde namaza durduğumdan selam verene kadar Allah dışında hiçbir şey düşünmek benden katiyen varid olmamıştır. Ne biçim iman ettin sen ya? Hazreti Sa'd'ın çok uzun da zannetmeyin 5-6 senedir yani şey Müslümanlığı hepsi o kadar yani. İmana geldiğinde şehit oluşuna kadar geçen 5-6 senedir yani Allah şefaatine ailesi. Benden katiyen varid olmamıştır. Öyle namaz kılana ne diyor? Cenab-ı Hak قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar mutlaka felaha dahil oldular. Namazı huzur huşu içinde kılıyor. Ya tarikat bize bunu getirecek. Allah'tan başka bir şey düşünmeden namaz kılacağız. Fudayl ibn-i İyaz Hazretleri Tebe-i Tabi'indendir, Ehlullah'ın büyüklerinden. Bir vesileyle eli kangren olmuş, kesilecek. Diyorlar ki efendim buna dayanamazsınız ya dağlayalım ateşle. Yahut sizi bir direğe bağlayayım. Gerekmez diyor. Ne yapalım? Ben namaza durayım siz kesin benim haberim olmaz diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in radıyallahu anh ve kerremallahu aleyhi ayağına ok batmış. Oku çıkarmak için dağlama onu Resulullah men etti diyor dağlamayı şeyi. Ben namaza durayım çekerseniz haberim olmaz. Selam veriyor Hazreti Ali soruyor çıkardınız mı şeyi diye. Oku çıkarmışlar. Ne biçim huzurdur? Ne tarikat bunu sağlamaya çalışacak. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşılığını söylüyor. Bir kimse iftidah tekbirinden selam verene kadar Allah dışında hiçbir şey düşünmeden iki rekat namaz kılarsa cenneti kılıyor. Buyur. Ya arkadaş Allah bizi affetsin. Namazda durduğumuzda çözemediğimiz bütün problemler çözülüyor. Hatırlayamadığımız her şeyi hatırlat. İmam-ı Azam radıyallahu anh'a bir adam gelmiş filan şeyimi kaybettim ya imam bana bir yol göster. Onu nasıl bulurum? Sabaha kadar namaz kıl diyor. Ertesi gün gelmiş ya imam Allah senden razı olsun. Hatırıma geldiği yeri buldum diyor. Ben tahmin ettim diyor. Şeytan seni sabaha kadar namaz kılmaya bırakmamak için hatırına getirtirir diyor. Onun için dedim diyor. Sabaha kadar namaz kıl. Bizim meselemiz namazı huzur huşu içerisinde kılmak. Bizim meselemiz vergi verir gibi zekat vermek değil. Ya Rabbi sana hamd senalar olsun. Sen bana bu dünyalıkla nasip ettin. Ve bana da şeyine göre tabii normal parada 40'ta bir de diğerleri hayvan şeylerinde değişik biliyorsunuz şeyi ondan sonra nisabı elhamdülillah ki bana böyle bir imkan verdin ben de bununla kardeşlerimin ümmet-i Muhammed'in yardımına koşuyorum diye sevineceksin zekatı verirken oruç tuttuğun zaman Hak Teala Hazretleri samettir yemekten içmekten münezzehtir yemez içmez Allah azim şu an ne diyor es-sameli en eczibi savun benim içindir oruç. Onu ancak şeyini ben veririm. Hepsi Allah için eğer biz Allah rızası için. Ona tahsis etmesinin sebebi Allah'ın haliyle hallendiği için şeyden sahurdan iftara kadar yiyip içmekten kesildiği için yani aracı meleklere siz bunun şeyini de yazamazsınız karşılığını ben vereceğim diyor Allah azimüşşan. Orucu da o manada tutmak. Yapılan ibadet taatı bu manada yapmak. Ümmet-i Muhammed'den hepsinin. Muaz ibn-i Cebel ne diyor radıyallahu anh? İran mağlup olunca Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan anlaşma imzalayacak bir elçi göndermesini istedi. O da Muaz ibn-i Cebel'i gönderdi radıyallahu anh.
Gitti atlas halılar, ipek şeyler, efendim çadırlar hazırlamış İranlılar. Galip şeyin elçisi geliyor. Hazreti Muaz gidip bunu görünce Resulullah bizi diyor böyle yerlerde oturmaktan men etti. Gidip kumun üstüne oturmuştu. Bundan aklının alacağı bir iş değil. Müslümanların içerisinden daha büyüğü var mı deyince vallahi diyor Müslümanların en sonunda da olsam onların içinde bulunmak şerefi bana yeter diyor. Allah bize bu iman nasip etsin. Tarikat bizi buraya getirecek. Yani daire-i İslam'a girmiş Müslümanların içerisinde bulunan bir kişinin en gerisinde de olsa Müslüman olma şerefi kendine yetmeli. Velillahil izzeti ve rasulü vel müminin buyuruyor Cenab-ı Hak. İzzet Allah'a, Resulüne, müminlere daha ne istiyoruz biz peki? Sizin içinizden bir nebi geldi ki diyor size herhangi bir zorluk karşısında ona çok ağır gelir bu şey. Raufur Rahim'dir o elçi. O elçinin adını beraber yazmış Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İlk kaleme yaz emri bu. Onun içinde sizin içinizden diyor. Ya bize daha büyük şeref. Ne istiyorsun sen ya Müslümanlara? Allah o zat için sizin içinizden diyor yani. Allah düşünmeyi nasip etsin. Amin. Onun içinde bir anlık tefekkür, bir yıllık ibadetten. Hazreti Ebubekir gibi olursa bir anlık tefekkür, 100 yıllık ibadetten hayırlı oluyor. Allah onu nasip etsin yani. Şeyin Hacı annenin Efendi Hazretlerine sorduğu bir sual. Efendim işte ihvan ders alıyor. Ondan sonra nefi, zikir, nefi, ispat, mürakabat vesaire. Sonra ne olacak? İhvan dönüp bakacak diyor. İlk ders aldığı günden o güne kadar ahlakında bir düzelme olmuşsa yoluna devam edecek. Olmamışsa yeniden başlayacak diyor. El-İslam hüsnül hulk buyuruyor Nebi. İslam güzel ahlaktır diyor. Tarikatın getireceği yer bunu bir sistematik halde. Müslümanın kendi başına bir mürşit olmadan bu şeyleri, merhaleleri aşıp bir neticeye gelmesi mümkün değil. Eğer mümkün olsa peygamber göndermezdi Allah. Ne diye peygamber gönderdi? Kendini tanıtacak, ahkamını öğretecek. Sonra şimdi git, onlara bunları öğret diyecek. Mürşid-i Kamil'in vazifesi bu. Efendim araya adam sokuyorsun. Ya o ayetler sizin söylediğiniz yalan söylüyorsun. Onlar putperestler için inmiş ayet, bizim için değil. İşte diyor onlar şeylerini, putlarını Allah'ı sever gibi sever. Hiçbir mümin Allah'ı sever gibi şeyhini sevmez hakiki müminse. Şeyhini niye sever? Beni Resulullah'a ve Allah'a götürecekti aleyhissalatü vesselam. Rabıta ederken de Nebi aleyhissalatü vesselam'dan gelenden istifade etmek için başka bir şey yok. Rabıtayı herkes istismar ediyor. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin sonunda ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullah lealleküm tüflü 5 tane şart saymış. Ne? Birincisi iman edin. Ya eyyühellezine amenusbiru. Sabredin. Sabrı tavsiye edin. Rabıta edin. Ondan sonra vettekullah, Allah'tan korkun. Ondan sonra felaha dahil olur. Buradaki rabıtayı tefsirde 2 mana veriyor. Bir, rıbat olup hudutlarda şey bekleyenler, nöbet bekleyen kişiler. Öbürü de Allah Azimüşşan'la. Allah Azimüşşan nasıl rabıta edilir? Allah Azimüşşan'la rabıta Allah'ın en sevdiğiyle edilir. Biz Allah Azimüşşan'ın kendisine rabıta edemeyiz. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin. Siz ona güç yetiremezsiniz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sen ondan başka bir. Peki nasıl rabıta edeceğiz? Onun sevdiğiyle. Sevdiği kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun vasıtasıyla rabıta edeceğiz. Seniz öyle şirk zannettiğin bilen böyle değil. Efendim şeyhinden ne istiyorsun? Ya şeyhimizden bizim bir şey istediğimiz yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Görüşmek isteseniz. Yani bir aracı bulmadan kabul eder misiniz? Görüşür müsünüz? Efendim? Yani bir tanıdığını, yakınını vesairesi yanında çalışanı bulursanız şimdi bu da aynı şeydir netice itibariyle. Ebu Hasan Harkani Hazretleri sefere çıkan müridanına dedi ki dara düşerseniz fakiri hatırınıza getirip şeyde bulunun. Gittikleri gemi sarsıntı geçirdi. Şey etti. Bir kısmı Allah diye bağırdı. Battılar. Bir kısmı da yetiş ya Ebu Hasan Harkani dedi. Onları da sahile çıktı. Gelenler dediler ki efendim böyle bir acayip iş oldu. Siz baştan bunu demiştiniz. Bizim gemi battı. Biz sizin sözünüzü dinleyerek sizden istimdad ettik, kurtulduk. Öbürler Allah dedi battı. Bu nasıl iş yani? Onların kurtulması bizim batmamız lazım. Evladım dedi. Siz beni araya sokunca ben de Allah'tan istedim. Siz zaten ben kurtarmadım, Allah kurtardı dedi. Ama Allah duaların kabulü için temiz ağız ister. Onların durumu müsait olmadığı için Allah dedi
kim bilir nelerle uğraşıyorlar. Kazançları belki helal değil. Onun için baktılar. Yoksa ben de Allah'tan izledim. Sizi Allah kurtardı. Sen yetiş ya Abdülkadir Geylani deyince kurtaranın Allah mı olduğunu, Abdülkadir Geylani mi olduğunu şeydir. Tabii ki Allah. İşte bak Yakup Aleyhisselam'ın söylediği ortada. Şu dibindeki kuyudaki Yusuf'u görmedin diyor. Ta Mısır'daki Yusuf'un gömleğinin kokusunu aldın diyor. E bunu bir peygamber için mevzu bahis olursa onun canı hep çarptırılıyor. Yani şu eserlere filan bakıyoruz. Hakkı hak bilip ittiba etmeyi nasip etsin cümlemizi inşallah. Batılı da batılı bilip iştenap etmeyi nasip etsin. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Davahum fiha subhanakallahumma ve tahiyyetum fiha selam. Ve ahir davahum enhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina.